It's November 8, 2018, the beautiful city of Izmir in Turkey. My name is Jong Wuhan. I am the president of Korean War Legacy Foundation, which was asked to conduct a series of interviews of the Korean War veterans from 22 countries by the Ministry of Patriots and Veterans Affairs. This is to commemorate the 70th anniversary of the breakout of the Korean War. It is my great pleasure and honor to meet you, sir. And would you please introduce yourself? Your name, please. İlk önce bizimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. İsminizi öğrenebilir miyim? Yusuf Artuc. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Doğum tarihinizi öğrenebilir miyiz? Doğum tarihim 1931 doğumluyum. 7. ayın 1'inde dünyaya geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Acaba Yusuf Bey okul, ilkokul mezunu musun? İlkokul mezunuyum. 5. sınıfa kadar okudunuz evet. Yani. Şöyle bir soru sormak istiyorum Yusuf Bey. Ailenizde kaç kişiydiniz? Anneniz, babanız hangi mesleklerle uğraştılar? Meşberliğiyle uğraştık. Annem, babam. Onlar vefat etti. Benim askerliğim çıktı. Şimdi kaç kardeşsiniz? Yusuf Biz Bey? Biz 4 kardeşiz. Kaçı kız, kaçı erkek? 4'ümüzün 2'si kız. 2'si oğlan. Ha, 2'si oğlan. Peki hangi tarihte, ne zaman askere alındığınızı hatırlıyor musunuz? İşte diyorum ya seni, 7. ayın 1'inde. Askere alınmanız ne zaman? Doğdum, dünyaya geldim. 7. ayın 1'inde. Asker oldum işte. O zaman... Şey, 50 yılında. Doğumum. Askere ne zaman alındınız? Askere de 1952'de. 52'de. Peki askere alınır alınmaz mı Kore'ye gittiniz yoksa gönüllü mü oldunuz? Kurayla çektik. Kurayla. Kurayla çektik. Ya asker oldum. Peki Yusuf Bey, rütbeniz var mıydı? Çavuşuydum, istikam çavuşuyum ben. Çavuştunuz. Mayınları döşerdim, mayınları açardım. Mayın döşemekti göreviniz. Evet. O zaman bombacıydın. Yani bombacıyım çiğdiniz. Tabii. Dur, onları çünkü bizim belirtmemiz lazım da bomba döşemekte görevliydiniz değil mi? Evet, patlatma için de karşımızda Kuzey Kore vardı. Peki Kore'ye diğerleriyle aynı tarihlerde, benzeri tarihlerde gittiğini söyleniyor. Hangi tarihte gittiğinizi acaba hatırlıyor musunuz? Valla 6. ayda mıydı? 7. ayda mı işte? Aralarda gittik. 1952 yılında değil mi? 52 yılında evet. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Yusuf Bey. Geri dönmeniz bir yıl sonra. Bir yılı geçti. Bir yıl, bir ay falan mı? 2 ay geçti. Neden geçti? Buradan birlik gelmeyince... Gelecek ki buradaki birlik, biz ona cepheyi teslim edelim. Öyle o gelen gemiye binelim, Türkiye'ye gelelim. Peki Kore'deyken hangi alay, hangi tabur, bölük ya da takımdaydınız ya, hatırlıyor musunuz? İkinci tabur karargah bölüğü. Karargah bölüğündeydiniz. Evet. Peki Kore'ye vardığınız zaman Kore nasıl gözüküyordu? Koreliler nasıl gözüküyordu? Dikkatinizi çeken şeyler oldu mu? Korallar biz gittiğimiz gibi indik ya, gemiden indik ya. Seul'de aradın mı? Hinçon'da. Hinçon'da bizi direkt aldılar cemselerle doğru cepheye. Cepheye gittik. O zaman çok fazla gezme imkanınız ya da görme imkanınız olmamış. Oldu. Cepheye gittik. O cephedeki birliği aldık ki, onların görevini ki. Orada onlar, gördünüz Korelileri. Ha, Korelliler cephede. Ya, bizim asker var mevzilerde. Anladın mı? Onları geriye yollayacağız ki bizim bildiğimiz gemiyle onlar Türkiye'ye gelsin. Peki Kore'deyken hangi cephelerdeydiniz? Biliyor musunuz? Kum Kalesi'nde. Kum Kalesi'ndeydiniz. O bizim cephenin altında Aynalı Köy vardı. Hiç unutmam. Aynalı Köy. Aynalı Köy. 38 azdairası vardı. İşte orada aradı mı bizim asker orada çok kırıldı. Nerede tam olarak? 38 azdairası diye bir yer var. Vadi.
Vadinin içinde sıkışınca bizim asker, yanlarımızdaki birlikler yabancı, İngiliz, Amerika hepsi var. Onlar kaçınca, cepheden geriye kaçınca bizi orada kıstırdı. 38. hat diye geçiyor değil mi? 20. Ya 38. az şey dairesi. Az dairesi. Tamam. Orası kan gövdeyi götürdü yani. Çok fazla... Kan işte orada askerimiz çok kırıldı işte. 38. hatta diyorsunuz. Az dairesi ha. Ne yaylası? Var. Heykeli var onun. O kanın götürmesi insanları. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz aynı zamanda bombacılara da ya da el bombası ya da bilmem ne... Hepsi var bizde. El bombasıyla da ilgilendiniz. Onların... Daha sonra sap takılıdır. Bizimkiler öyle değil. Mayınla ilgilendiniz siz. Antitank mayını var. Aletlerimiz var. Elek gibi demir parçasını 25 santimde bulursana. Gitme ileri diyor. Stop diyor. Yani dur. Peki şöyle bir şeyler sormak istiyorum. Mayınları döşemek aynı zamanda tehlikeli işlerden biriydi. Siz Kore Savaşı'ndayken hayatınız hiç tehlikeye girdi mi? Hiç yaralandınız mı? Ben bir iki arkadaşım yaralandı. Onları idare ettik, edemedik, iyi edemedik. Askeriye geriye gel, cipine getirdik ya. Hastanede onlar da Tokyo'ya gönderdi o üç arkadaşımızı. Birisi öldü de ikisi yine yaralı geldi, iyi oldu geldi birliğimize yine. Üç arkadaşlar, biri öldü. Yani orada mayın döşerken o aynı mayın zaman... Mayın çok kötü mayın. Bir patladı mı Allah bırakmasın. Kendi gerçi yok hoca yeri. Peki şöyle de bir soru sormak istiyorum. Kore'deyken bayağı da hani zorlanmışsınız belli bir durum. Yemek ya da öyle yemek, bir... Yemek yok. Yediğimiz konserve. Konserve yediniz. Konserve ile idare ediyorsun. Helikopterler getiriyor, dağın tepesindesin. Yayan çıkılacak gibi değil ki. O helikopterin aradığımı düzeleceği yeri düzeltiyoruz. Oraya iniyor, oradan kalkıyor. Anladın mı? O çakılı toplara yer yapıyoruz. Bütün keresteyi onlar getiriyor. Tekerleklerini onlar getiriyor. Biz orada montaj yapıp Kuzey Kore'ye karşı namlıyı çeviriyoruz. Namlının içine gir, ele temizlersin. Ele ufak bir şey değil. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Yusuf Bey. Benim duyduğuma göre aynı zamanda yemek olarak çoğu Türk askeri sıkıntı yaşamamış. Sigarasından tut her bir şey. Sigara veriyorlar. Bak yemek geri geldikten sonra veriyorlar. Ha, karargâhta yiyordunuz yani. Ha, tabii. O zaman cephede sana kim? Cephe hakkın bitti mi? 3 ay. 3 aydan sonra geri sen birliğinden yaparsın o yemeği. Onları yersin. Peki oradayken Kore Savaşı'nın içerisindeyken en çok aklınızda kalan şey neydi Yusuf Bey? Oradaki gezdiğimiz hatıralar. Gezdiğimiz, gördüğümüz hatıralar. Mesela en çok ne gördünüz ya da en çok ne dikkatinizi çekti? Şimdi onlar öyle bir millet ki 2012'de ben oraya geziye gittim. Dünya Kupası'nın olduğu zaman mı? O 2010'da, 11'de. 2011'de gittiniz. Gittim geziye. Evet. Ve orada gittik bizi. Sağ olsunlar Güney Korelliler elinden gelen hizmeti, ikramı yaptı. Yani insanlığını bildirdiler. Çarşıya çıkardık bize bir ele sarılırdılar. Kralın sarayında bize yemek götürdüler. Peki Yusuf Bey şunu sormak istiyorum size. Siz Kore Savaşı'ndayken en sert, en zor zamanları orada geçirdiniz. Ve Korelilerin de ne kadar savaştan dolayı kötü hallerde olduğunu gördünüz. Allah onları göstermesin kızım. Bak o Güney Kore halkını benim babam hocaydı. Beni okuttu. Allah bin kere razı olsun. Ben onların acılığını gördüğüm halde kolu kolu makarna götürdüm. Kolu kolu şeker, yumurta, aç. O yediklerimiz, yemekler valilere dolar.
bir yeri çukur kazımışlar, 500 metrekare yeri, 5 yerden kapısı var. O pislikler oraya döker, ilaçlardılar ki kokmasın hani. Oradan gider dene dene seçerler yerler. Kimisinin kolu yok, kimisinin ayağı yok. Onları ben öyle görünce yediğim yemeği ben yemezdim onlara verirdim. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum size. Savaşı bittiği dönemlerde ya da savaş artık ateşkes görüşmelerinin başladığı bir dönemde aynı zamanda. Biz de bitti. Üçüncü kafilede bitti savaş. Peki şöyle bir şey sorayım size. Sizin o dönem ateşkes ilan edildiği zaman Kore Savaşı bittikten sonra ülkenize döndünüz doğal olarak. Türkiye'ye iki üç ay geçti bizim günümüz ya. Buradan gelen kafile gecikti, geç geldi. Biz onlara teslim edeceğiz ki o gelen kafileye teslim edelim. Türkiye'ye gelelim. Ama gecikmemiz o 2-3 ayın içinde oldu. O zaman ateşkes ilan edildi. O zaman bitti yani. Bizde bitti. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum size. Ateşkes olduktan sonra ülkenize doğal olarak döndünüz. Ha, o dönem hiç Kore'nin bu kadar gelişeceğini, bu kadar hal alacağınızı hiç hayal edebiliyor muydunuz? Yok. Şimdi gittim ya 2012'de Güney Kore'ye geldi ya. 11 mi 12 mi? 11'de desen hadi. Tamam. 11'de. Hala duruyor benim şeyim. Nedir o pasaportum. Evet. Hala duruyor. Adamlar o devri gören adam. Şimdi gördüm ya ben orada Türkçe anlatamıyorum. Bizim talebeler var. Orada bizim Edirne'li bir çocuk var. 8 dil biliyor. Bizim başımızda o gezdirdi. O çevirmenliğinizi yaptı. Yani Allah inandırsın onların o kağıtların üstüne koyurdular, pirinci ayırırdılar, ekmeği falan ayırırdılar, bisküvitleri yemişler, yarısı duruyor. Şeyli bir kağıdın üzerinde onları yerdiler. Şimdi gittim. Nasıldı? Adamlar kral mı kral? Kral mı kral? Fakat Amerikan arkadaşlar da çoğuldu orada, yerleşmişler. Bir gün oturuyoruz, böyle otelin altında kahve var. Bir gün aradım, kendime bir fotel alayım çarşıdan. Şapka almak istediniz. Fotel. Hep büyük geldi, geldim oturdum, biri de geldi yanımda oturdu. O da koltukta oturuyor. Baktım, fotel koymuş böyle koltuğun kenarına. Ben de aldım kafama, ben dedim saçın. Türk iş dedim. Ben aldım foteli böyle kafamı örttüm dedim. Bu kaç para benden nereden aldıysa gidip alayım dedim bir tane hatıra. Dedi şimdi aldım dedi. $5. Bak. İyi dedim. Bunu ben tamam al $5 dedim. Verdi beni halen duruyor bak. Hala duruyor dedi. Halen duruyor. Paralar, koralların paraları da var bende de. Allah inandırsın getireceğim bak. Getireceğim bunlara vereyim götürsünler. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Yusuf Bey. Kağıt para 1000 lira. O dönemin mi? Ha, o dönemin parası. 1000 lira yazıyor üzerinde. Peki o parayı daha sonra bizim taratıp alma imkanımız var mı acaba? Bilmiyorum. Ben onu hatırlarım. Tamam. Adam. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Yusuf Bey. Savaştayken Kore'nin o kadar gelişeceğini hiç tahmin etmiyordunuz. Hayatta bilmezsin. Adamlar şimdi o kadar güzel giyiniyorlar. O kadar gözleri tok ki. Çarşıda geliyor, boynuna sarıyor, ağlıyor. Dede, dedesiz olmasaydınız. Peki şöyle bir şey sorayım biz o zaman. Biz onlarda şimdi çok memnunuz. Kardeş olduk, kardeş. Peki ondan şöyle bir şey sorayım size. Savaş bittikten sonra orayı da gidip gördünüz. Gördük. İşte bir Kore gazisi olarak neler hissettirdi bu size? Ama şimdi Allah kimseyi bırakmasın. Harp çok kötü bir şey kızım. Onlar yoksul. Gücü yetmedi işte. Amerika ile anadımı birleştirer. Amerika'da NATO'dan anadımı asker istedi her devletten. O zaman 16 devlet vardı dünya yüzünde. Her devlet verdi asker. Biz gittik oraya aradı mı?
Bizi havada tuttular. Neden? 25. Tümen Komutanı. Bak hiç unutma. Bizi havada tuttular. Bize verilen görev, biz önümüzde CHP'me ve Kuzey Kore kalmadı. Hep kaçtı. Neden kaçtı? Çalıştık, mevzilerimizi yaptık, tanklarımızı. Peki o hal, Kore'nin o en son 2011-2012 tarihlerinde gittiğiniz zaman gördüğünüz Kore... Yollar cennet, asfalt, her taraf bahçe olmuş, hepsi. Peki nasıl bir histi bu? Onları bir Kore gazisi olarak görmek? Bak şimdi gittik, orada anlaşmamız vardır bizim o cephede. Alt tarafında orada yol var, ana yol, kesik. Kuzey Kore'nin tarafı başka, bizim Güney Kore'nin tarafı başka. Orada karakol var, o anlaştığımız yerde, o masa helen duruyor. Anlaştığımız masa orada. Amerikanların binası var, arada böyle bir 15 metre, 20 metre bir boşluk var. Onlar orada bizim tarafta oturuyor, biz onların tarafında, yollar tarafında bizim binamız var. Bizi öyle gördüler ya, orada aradım, ana şu 30 kişi onlardan var, aylalardan oturuyorlar, karakol. Alt tarafta da bizim Güney Kore karakolu var, anladın mı? Onlar duruyor yani, birbirinden konuşuyorlar ama silah milah yok. Eğer bir çatışma çıktı mı onlar da edecek ateş. Peki bir şey sorabilir miyim Yusuf Bey? Yakın bir zamanda Kore ile Güney Kore ile Kuzey Kore barış anlaşması imzaladık. Resmi olarak Kore Savaşı'nı bitirdiler. Bitirdik. O haberi duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Ya şimdi bir şey kazanmak çok iyi bir şey. Bak neden? Ölen ölüyor ama kalan seviniyor. 3-4 kişi öldü benim gözümün önünde. Ölen ölecek. Anan da ölse onu orada sen kendin sipare giriyorsun. Kendi canını kurtarıyorsun. Hep kötü bir şey kızım. Allah göstermez. O zaman bu haber sizi mutlu etti yani. Tabii. Tabii etmez. Peki bir Kore gazisi olarak iki ülkenin ileride birleşmesini tabii, istiyor musunuz? Tabii birleşmesi. Ya istemez mi insan? İstemez mi? O zaman son bir soru sorup Yusuf Bey bu röportajı bitirelim. Sizi de bütün şimdi gün bak kızım, yorduk zaten. Onların askerlerini tutuyoruz. Onlar 3-4 kişi bir silahın başında ama nüfuzu çok. Bizim alayın önünde. Yani bizim, o dönem değil mi? Bizim 64 piyada alayının önünde diyelim ki 1000 kişi var. Onda 3000 kişi var karşımızda. Ama bir silahın başında 2 kişi, 3 kişi var. Onlar aç, böyle böyle silahı yok. 2-3 tane onlardan esir tuttum. Bak, getireceğim şimdi. Yalvarıyor, diyor ki benim bebekler var diyor. Ne olursun beni bırak. Allah inandırsın öldüremedim. Silahımı çekip öldüremedim. Gözlerimden yaş geldi. Ben ayrı çocuğuyum. Adamın zoruna gidiyor. Nasıl canına kıyacak, ateş edilir mi bir insan insana? Sizin bu duygularınızı çok iyi anlıyoruz Yusuf Bey. Son bir soru soracağım size. 2020 yılı Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı olarak kabul ediliyor. Tabii. Siz Koreli gençlere, gelecek nesillere iletmek istediğiniz bir mesajınız var vallahi mı? Vallahi onlar gelsinler yanıma. Yemem onlara götürürüm. Onlar bize öyle yaptı o gezide. Onlar gelsin siz buraya. Siz Kore'ye onlar... gezdiğiniz dönem ha. Değil mi? Ha, izine gittiğimiz oraya. Gelsinler onları ben kardeşimden, evlatımdan çok severim. Bir ay mı kalacak, bir sene mi kalacak yerim var benim. Misafir ederim. Oturursa da derim ebed otur burada gel bu oda, bu ev senin. Yusuf Bey bu güzel röportaj için ben açıkçası böyle bir şansı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun, böyle güzel hikayeleri de sizden dinlemek çok büyük bir zevkti. İzin verirseniz artık röportajı bitirelim. Sen sizi ben... de çok yorduk çünkü. Yok ya, yok. Ne olacak kızım? Geldik gidiyoruz işte. Bize kralın sarayında diyorum ekmek götür diyorum. Kralın sarayını çektim. Çektiniz mi resimleri? Vallahi evde benim evimde. Macima kamyon mi? Sayın Epa'da edin. Great job. Thank you. Tamam mı canım? Thank you.
지금 한 사람이 누구지? 유수업 교수. 네. 네.